şey diyoruz, Nuh Tufanı. Biliyorsunuz Tevrat'ta yazılı bu, Nuh Tufanı diye. Sonra Kur'an'da alınmış. Yani bak, bütün kutsal kitaplarda yer alan bir tufan. Bütün, zaten iki kutsal kitap var ya, bütün diye. İncil'de pek yok. İncil'de yok çünkü yok. İncil zaten kutsal İncil'de. Kitap değil. O da kutsal. Hayır, yani orijinal olmadığı için kutsal değil diyoruz yani. Yok, kutsal ya, onlara ait kutsal. Yarı kutsal diyelim yani, Tanrı kelamı değil. Değişmiş. Kutsal diyorlar, onlardan da ona tamam, göre kutsal. Şey tamam, yapıyorlar. Her şey kutsal. Evet. Orada yazılı yok. Her şey kutsal zaten hocam. Evet, Tanrı'dan geldi diye evet. Biz kutsal. Evet, bu yani şeyde evvela... Nuh Tufanı Orta Asya'da oluyor. Efendim, başta böyle bir şey yoktu Orta Asya'da falan. Diye, tabii bu ki. Aslında Tevrat'ta yazılı. Ondan hocam sonra, nedir o inancın temeli? Efendim? O inancın temeli nedir? İşte onun inancın temeline ben gitmeye çalıştım. Bu inancın Sümerler'de bu evvela Tevrat'ta yazılı olarak çıktı. Ondan sonra Mezopotamya'da Gilgamesh Destanı'nın arkasında bu aynı konu yazıldı. Sonra bir bakıldı. Daha önceden bir Atrahasis diye bir şey var. Onunla bir Akatça tekrar bir Sümer yani tufan Akatça dendi ama daha önce yazılan Sümerce olan bir tufan hikayesi bulundu. Yani bunların Sümer'den kaynaklandığı anlaşıldı. Ama nerede olduğu mevzu uzun, münakaşalar hala münakaşa vaziyetinde. Yani şeyde bütün son zamanda Karadeniz'de olduğu mevzu oldu. Hakikaten güzeldi. Benim bir hayli ona aklım yatar gibi oldu ama Sümerlerle bir bağlantı bulamadım. Anlatabildim mi? Onun bir bağlantı lazım dedim. Sonra işte ben bir kitap, onu getirmedim buraya. Bir kitap geldi elime. Bu şeyde Erzurum Üniversitesi'nde yazılmış. Aral'ın Sırları diye. Onu okuyunca Aral'ın Sırları. Çok şaşırdım, bilmiyordum doğrusu. Yani şeyde muazzam, bu jeolojik olarak ispatlanmış bu şeyden sonra son buzul çağında muazzam taşkınlıklar olmuş. Türklerin yaşadığı bölgelerde şey olan Turan Ovası deniz olmuş. Deniz olmuş. Aral dolmuş. Aral Hazer'i doldurmuş. Hazer bizim Anadolu'ya taşmış ve Diyarbakır Denizi oluşturmuş. Hatta buz çağının sonunda şey, buzların erimesiyle beraber olduğunu söylenir bunun. Böyle büyük bir şey. Şimdi ben bunu okuduktan bir kere bunu okudum. İkincisi şeylerde Asya, bizim Türklerde yani Asya'da yerel tufan hikayelerini okudum. Onlar yabancılar bulmuşlar. Yani bak, hocam de, acaba o tufan değil de bu Türklerin dere yatağını ev yapma geleneğinden olmuş bir şey olabilir mi? Yok. Evet. Ama biliyor musunuz, Türkler asla ovada olsa bir yere gittikleri zaman tepeye şey edirlermiş. Ev yaparlar. Ev yerleşirlermiş. O diyor. Ama hocam Türklerin ev yapma geleneği yok ki, çadırda yaşıyorlar zaten. Hocam var, muhakkak var. Çok şeyler çıkacak. Şimdi yeni kazılarla pek çok şeyler çıkıyor ya. Yeni Orta Asya'da çok şeyler bulmaya başladılar. Türkler insanlar çok şey buldular yine. Çok şeyler. Valla benim bildiğim Türkler Lazlarla tanışıncaya kadar ev yapma geleneği yok. Lazlarla tanışınca Laz müteahhitler çıkıyor. Onlar Türkler ev yapmaya. Vallahi da hiç şey. Evet, onlar bir görür görmez yapıyorlar. Allah razı olsun diye. ama hakikaten şimdi şeydi, bulduklarını söylediler o. Yani Orhun kitabelerinin olduğu yerde ev yerleri bulduklarını söylüyorlar. Yerleşim merkezleri buldukları. Yerleşim evet. Mahalleleri buldukları söyleniyor. Hani çok şeyler çıkacak şimdi. Bilmiyoruz şimdiye kadar Orta Asya'yla. Şimdi benim bu şeyde, yani bu tufan hikayeleri tamamıyla Sümerlere uyuyor. Hani din kitaplarındakine değil
ama Sümerlerin hikayesine uyuyor. E öyle olunca demek ki aynı hikaye. Hocam fark ne? Din kitaplarıyla Sümer tabletleri arasında. Şimdi din kitabında şey de diyor ki Kur'an'daki o kadar değildi ama Tevrat'taki 40 gün 40 gece devam etti. Ondan sonra kurtulana şey veriyor, 950 yıl ömür veriyor Tanrı. Halbuki Sümer'de 7 gün 7 gece ya 6 gün 7 gece sürüyor. Kurtulan Tanrı oluyor. Tanrılaşıyor. Çirk efsanelerinde de Tanrı oluyor. Ve yedi gün yedi gece sürüyor. Bu demektir ki aynı köken. Yani Sümerlerle aynı köken demektir. Bu kadar yakın olabilir mi? Sonra çektikleri o yani Türkitlerde olan tufan hikayelerinde Aral'ın orada bir yer varmış. Bugün şimdi kara olmuş. Gemi yapılan yer adı. O gemi yapılan yerden sözde gemiyi yapmış Nuh. Ondan sonra ona binerek Aral'ı geçiyor, Hazar'ı geçiyor ve Anadolu'ya geliyor. Cudi Dağı'na yanaşıyor. Cudi Dağı'na evet öyledir. Ve orada 250 yıl kalıyorlar. Peki şimdi bütün bugünkü mevcut modern dinler dediğimiz, halen genel geçer dinler dediğimiz dinlerin, özellikle tek tanrı dinlerin temelinde Sümer inanışları olduğu hep konuşuluyor, hep söyleniyor. Mesela Sümerlerle İbraniler arasında ya da Yahudiler arasında bir bağlantı oldu. Yani Yahudilerin aslında Türkler değil Sümerler, Yahudiler ve vaat edilmiş topraklar da iki nehrin arası, yani Sümerlerin olduğu yer. Oradan çıkıp Mısır'a gidiyorlar, oradan ve tekrar kendi yerlerine dönmek istiyorlar. Vaat edilmiş topraklar, kutsal topraklar Yahudiler için de aslında Sümerlerin yaşadığı topraklar. Yok canım. Onların kutsal toprak dediği Filistin toprakları. Yani şimdi yaşanılan yer Filistin. Yoksa şey değil, Mezopotamya değil. O iddia o, atıyorlar. İddia. Yani Mezopotamya değil. Peki Hazreti İbrahim'in Sümerlerle ilişkisi ne? Şimdi bakın. Orada ben bu kitapta, İbrahim kitabında biliyorsunuz şunu. İbrahim Peygamber. Evet, İbrahim Peygamber kitabında orada yazdım. Şimdi Tevrat'ta bir İbrahim'in Sümer şehri Ur'dan geldiğini yazıyor bir yerde. Sonra ben bir araştırdım. Bu Ur kelimesinin çok sonra konduğu, yani ilk zamanki şeyde, Tevrat'ta bu Ur'un olmadığı yazılı. Ben o zaman yani yazılmadığını söylüyorum. Ben yalnız bu Ur'un Kuzey Mezopotamya'da, daha da bizim Güney Anadolu'da bir şehir olabileceğini düşündüm. Urfa olabileceğini. Çünkü şimdi Ur'da şey var, Ay Tanrısı mabedi var. Bu Akat Kralı, ilk Akat Kralı Sargon, kızını Ur Mabedi'nin baş rahibesi yapıyor. Yani Ay Tanrısı Mabedi'nin baş tanrısı yapıyor. Ve o, bu kültü anlaşıldığına göre güney bizim şeye, Anadolu'ya getiriyor. Haran'da orada bir mabet bulunuyor. Bu Ur mabedi olarak, yani Ur tanrısının, Nanna tanrısının mabedi olarak söyleniyor. Şimdi bu gösteriyor ki, daha başka şeyler de gördüm. Mesela Torosların altında, denize yakın, orada bir Ura diye şehri var. Yani Urlu şehirler var. Urfa bilhassa buna çok Urmiye yakın. Var, Urfa Urha, var. Urfa'nın çeşitli şeyleri var, atları var. Ben hocam oradan... Urfa demeyin, gecenin bu saatte biz acıkıyoruz Urfa deyince. Ne? Kebap geliyor atına hocam. bu saatte Allah'ını bırak. Ondan sonra yani anlaşıldı. Ben de öyle diyorum ki Ur'dan gelmiş değil, doğrudan böyle bu şeyde olan yani
oralarda yaşamış olan bir insan. Çünkü onun babasının, dedesinin adını taşıyan yer atları var orada. Ben burada gösterdim bunu. Orada yer atları var. Onlar benim anladığım, yani burada düşündüğüm, baba şey diyor, ölüyor. O bir klanın başı baba. Şeyde bir tane büyük kardeşe kalıyor. Onun üzerine İbrahim başını alıyor, gidiyor. Yani klanın başını göçüyor. Göçüyor. Öyle. Peki bu kurban hikayesi nedir? Kurban hikayesi zaten şeyde Filistin'de çocuk kurbanı var. 3 yaşına kadar çocuklar, erkek çocukları kurban ediliyor. Büyük kurban çocuk mezarları var, kurban edilmiş bu. Onu o dönemde. Daha önce. Yıl kaç o zaman? Bunu. Yıl tam kaçtır? Şöyle İbrahim'in zamanını 1800'lerde kabul ediyorlar. Yani aslında İbrahim, Abraham. Abraham, evet. Ve Yahudilerde de Avram. Abraham diyorlar, Abraham diyorum. Şimdi onun hocam, da... Hocam Sümerce ismi var mı? Hı? Sümerce ismi Sümerce var mı? Sümerce böyle bir şey, Sümerler. İbrahim derim. Sümerli mi değil mi şimdi yani? Bilmiyorum, yani onunla hiç böyle bir münasebet olmadı, hiç bulunmadı. Bulunmadı mı? Hayır, hiç bulunmadı. Şimdiye kadar. Yalnız onun hakikaten şey var, bir tane Azerbaycan tarafında İran'ın bey, o çok meraklı, onların Türkçe olduğunu, İbrahim'in falan Türk soylu olduğunu iddia ediyor. Türk soylu. Hazreti İbrahim de bir Türk mü oldu şimdi? Yani öyle diyor. Öyle diyor. Adı İbrahim ya, o yüzdendir herhalde. Ya işte onu... Bizim komşumuz İbrahim Tatlıses, demek ki o da Türk falan diyor olabilirler ama İbrahim Tatlıses Kürt. İşte böyle bir şeyler deniyor. Yani onun benle epeyce münakaşasını yaptım. Ya İbrahim'in, kitapta. Pardon buradan lafı geçsin. Yani İbrahim'in Sümerli olduğuna dair bir şey yok mu? Yok, hayır. Bak yeni bir şey öğrendik. Hep var diyorlar şimdi. Yok. Şimdiye kadar bilmiyoruz yani. Hocam nedir milliyeti? Münasebet yok. Efendim? Nedir? Ne? Irkı, geldiği şey nedir? Onu da bilmiyoruz. Şimdi o asıl, şimdi bu şeyde göre, bu Tevrat'a göre zaten... Ona ait yani elimizde Tevrat var. Tevrat'a göre o kalkıyor, geliyor Filistin'e yerleşiyor. Ama 318 askeri var. Evet. Ve kendisi ticaret yapıyor. Şimdi oralarda ticari olanlar, dışarıdan gelen tüccarlar muhakkak hududu bekliyormuş. Onun için askerleri var. Hudutları bekleme vazifeleri var. Onlar arazi alamıyorlar. Orada tam olamıyorlar. Yalnız hududu bekliyor, şey yapıyor. Tamamıyla tüccar olarak geliyorlar burada, anlaşıldığına göre. Benim şeyimde. Şimdi bunlar neden geldi? Bir kısım orada şeyde, yani Güney Mezopotamya'da, Kuzey Mezopotamya'da kıtlık oldu, şeylik oldu, kuraklık oldu. Ondan kaçtı diyorlar. Ben de diyorum ki hayır şey... Utna Piştim kimdir? Utna Piştim işte Nuh. Nuh değil mi? Yani akatları Nuh. Biliyor da o soruyor bana. Beni sınav ne diyor? Estağfurullah. yapıyor. Utna Piştim'le Nuh aynı kişi değil mi baktığınız zaman? Aynı. Peki Türkçedeki adı ne bunun? Türkçedeki Nuh. Adı yok mu? Yok. Nuh. İşte. Nuh. Ve ilginçtir Arap kaynakları tamamıyla bu tufanı Türklere şey diyor. Arap kaynakları. Bu çok ilginç. Yani Türklerle bağdaştırıyor. Evet. Tabletlerde Utna Piştim diye mi geçiyor? Evet, Utna Piştim diye geçiyor. Ama şeyde son yani bakın Gılgamış. Şimdi Gılgamış'ın adı değişti biliyorsunuz. Gılgamış Bilgameş oldu. Bilgameş
benim bu kitapta yazdım. Bu şeyde işaret dil de okunur, dil de okunur. O bir çivi yazısında. Ha, çivi yazısında. O bil veya dil diye bir tek işarettir. Bazısı onun bil okur, bazısı dil okur. Şimdi bil veya dil. Genel olarak o şeyin adın anlamı bilen, çok bilendir. Meş de şey saygın anlamına geliyor. Sümerce'de. Ama aynı şey Türkçe'de deymiş. Ben onu yeni öğrendim. Çok ilginç. Cengiz Han'dan Amerika'ya kaçan Türkler. Kızılderililer. Kızılderililerin bu 40 yıl çalışmış bu hanım. Ve bunların 12. yüzyılda Asya'dan göç ettiklerini ve bunların Türk olduklarını söylüyor. Çıktı hocam daha önce de bu Tunçdereliler falan vardı, o kitaplar evet, biliyorsunuz. Evet, o vardı. Bu da ayrıca bu çok ilginç. Bu da İskandinav yazıları. İskandinav'daki evet. Yazılar. Kazım Mirşan yazdı. Çünkü Kazım Mirşan'ın yazdı. Bu, evet. Bunu siz gördünüz mü bu altın elbiseli adam? Evet. Altın elbiseli adam çok evet. Meşhur. Çok ya onu programda hep bahsediyoruz, hiç resmini göstermemiştik. Resmini gösterdim, evet. Evet, bu resmi gösterebilirsek değerli yönetmenimiz. Bu kitapta var onun şeyi. Evet, altın elbiseli adam budur evet. İşte. Nedir hocam bu altın elbiseli adamın hikayesi? Şeyde buluyorlar, kurganda buluyorlar, evet. Mezarda bu şekilde. Ya şu elbisenin şaşmetine bakın. Bu prototürk değil mi bunlar? Türkler bu, İskitler olacak muhakkak diye. Ve yanında Türk yazıları var. Çok ilginç. İskitler neden Türkler değil mi? Türk tabii, Türk olarak. Şimdi... Kime ait olduğu ama hiçbir zaman belli olmadı bu elbisenin bildiğimiz kadarıyla. Bu adam kimmiş belli olmadı. Evet. Belli olmadı. Daha başkaları da bulundu. Başkaları da bulundu sonra evet. İki tane daha bulundu. Bu kurganlar çok ilginç. Peki Sümerler'de mumya var mı? Efendim? Sümerler'de mumya onlarda var mı? Onlarda mumya yok. Fakat orada bakın Sümerlerin Türklerle bağdaşan bir başka şey. Mezarları var. Mezarları kurgan şeklinde. Yani ilk şeyi onlarda görüyoruz. Neydi o kubbeyi mezarlarında. Ve sonra o şey mezarlarında bulunan eşya kral mezarlarında şaşkına dönüyor. Süs eşyası değil, kullanma eşyası. Bütün altın, gümüş. Bu akılları ermiyor bulanlar. Nasıl olur diyorlar. Bu kadar eşyanın yani şey olarak kullanılma eşyası. Demek ki bunlar kullanıldı diyorlar. O bakımdan. Ya daha önce mi kullanılmış diyorsunuz? Herhalde diyorlar. Yani kullanılan eşyanın bir şeyi diyorlar. Hangisi Murat? Bu anlayamadım ben. Mezarlarda çıkan eşya. Mezarlarda çıkan. Türk kurganlarında çıkan bir yerde ben okudum. 4000 parça eşya çıkmış. Ve bunlar hep değerli şeyler. Altınlar, gümüşler, bilmem değerli taşlar. Çok yani çok önemli şeyler var. Şimdi yeni kurganlar buluyorlar. Yeni yerler buluyorlar. Mesela şeyde yapmışlar. Onlar hep yeni. Neydi o? 9 Eylül Üniversitesi arkeologları. Onlar da hep yeni yerler ve yeni yazılar bulmuşlar. Eskiden bir Orhon yazıları diyorduk. Şimdi çok yazılı belki şey buldular. Türklerle ilgili. Evet Türklerle. Sonra bir şey... Yani tek yazıtlar Orhun yazıları değil. Hayır değil. Ve bu yazıların çok eski olduğu ve Türkler tarafından... Sümer yazılarıyla benziyor mu peki? Evet. Sümer yazılarıyla benziyor mu? Yok. O biraz daha başka. Dedim ya başta bir benzerlik şey diyor sonra ayrıldı. Yok. Dilde benzerlik var yazıda benzerlik yok. Yok. Evet. Şimdi bu kurganlarda bulunan eşya bir kere şey diyor. Yazı meselesi eskiden yani runiklerde yalnız Orhon yazıları nereden alındığı bilinmiyordu. Ama bugün bu kaya şeylerinde ve birçok yerlerde yazılı belgeler buldular.
Çünkü geçenlerde bir keresinde bir kongrede tanışmıştım. Rus bilim adamı, Türkolog. Geçenlerde bizde şeyde televizyonda da konuştu. Bu o zaman demişti ki